Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görüntüsü harika, lezzeti ise kekle kurabiye arası harika bir iki renkli kurabiye hazırlayacağız. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet kurabiyemizin hamuru için yoğurma kabına oda ısısındaki 4 tane yumurtayı alıyorum ve üzerine 250 mililitrelik su bardağı ile 1 su bardağı şeker ilave ediyorum. Daha sonra mikserin yüksek devrinde rengi iyice açılana kadar çırpmaya başlıyorum. ve rengi açılıp krema kıvamına geldikten sonra oda ısısında iyice yumuşamış olan 150 gram yağı ilave ediyorum. Tercihen margarin veya tereyağı kullanabilirsiniz. Yağı da ekledikten sonra homojen bir kıvam alana kadar çırpmaya devam ediyorum. Ve yağla beraber de 1-2 dakika çırptıktan sonra mikseri bırakıyorum. Şimdi içerisine 2 yemek kaşığı mısır nişastası, 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozu ilave ediyorum. Ve un kabımı yanıma alıyorum. İlk etapta az bir miktar un ilave ederek hamur biraz toparlanana kadar spatula ile karıştırıyorum. hamur yoğurma kabında toparlandıktan sonra spatula'yı bırakıyorum. Şimdi istediğim kıvama gelene kadar azar azar un ilave ediyorum ve hamuru elimle yoğurmaya devam ediyorum. Her zaman söylediğim gibi un miktarı değişkenlik gösterebilir. O yüzden size verdiğim un miktarına sadık kalmadan hamurun kıvamına bakarak ununuzu da azar azar ilave ederek yoğurun lütfen. Ben bugün toplamda 4 su bardağı un kullandım ve kıvamını sizlere yakından da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi o oldukça yumuşak ve çok hafif yapışkan bir kıvamı var ve kurabiye hamurumuz hazır sayılır. Fakat kurabiyemiz iki renkli olacağı için bir miktar kakaolu hamur yapmamız gerekiyor. Evet şimdi kurabiye hamurunu tam ortadan ikiye bölüyorum ve başka bir karıştırma kabına alıyorum. Ve hamurun ortasına biraz bastırarak açtırıyorum ve 2 yemek kaşığı kakao ilave ediyorum. Kakao ekledikten sonra hamurun kıvamı sertleşeceği için 2 yemek kaşığı da sıvı yağ ekliyorum. 2 yemek kaşığı yağ yetersiz gelirse 1 yemek kaşığı daha ilave edebilirsiniz. Evet şimdi hamuru kakao ile beraber güzelce yoğuruyorum. kakaoyu hamura yedirdikten sonra toparlayarak beze haline getiriyorum ve bir kenara alıyorum. Şimdi tezgaha biraz un serperek sade olan hamurumu da toparlayarak yuvarlıyorum ve beze haline getiriyorum. Evet şimdi hazırlamış olduğum iki hamuru da tam ortadan ikiye bölüyorum ve bölmüş olduğum parçaları da toparlayarak yuvarlıyorum ve 4 tane beze elde ediyorum. Evet hepsini hazırladıktan sonra bir tabağa alıyorum. Artık kurabiye hamurlarımızı açarak şekil verme işlemine geçebiliriz. Evet şimdi tezgahımı hafifçe unluyorum ve ilk olarak kakaolu hamuru alıyorum ve bir merdane ile yuvarlak borcam boyuna gelene kadar açıyorum. Sizler bu işlemi iki yağlı kağıt arasına hamuru koyarak da yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Evet şimdi aynen söylediğim gibi merdane ile hamuru açıyorum. ve borcamı üzerine koyarak ölçüyorum. Gördüğünüz gibi borcamın büyüklüğüne gelmiş. Bu arada borcamı sıvı yağ ile yağladım. Şimdi merdane yardımıyla hamuru alarak borcama koyuyorum ve elimle yerleştirerek düzeltiyorum. Daha sonra fazla olan kısımlarını bir bıçakla keserek çıkartıyorum. Ve hamuru düzelttikten sonra üzerine 1-2 yemek kaşığı reçel koyuyorum. Ben gül reçeli kullandım. Sizler dilediğiniz herhangi bir reçeli kullanabilirsiniz ya da bu kurabiyeyi hiç reçel kullanmadan da yapabilirsiniz. Tercih sizin. Evet reçeli koyduktan sonra bir fırçayla her yerine sürüyorum ve borcamı şimdilik bir kenara kaldırıyorum. Tezgahımı yine biraz unladıktan sonra bu sefer sade hamurların birini alıyorum ve aynı şekilde borcam büyüklüğüne gelene kadar açıyorum. ve açmış olduğum hamuru kakaolu hamurun üzerine yerleştiriyorum. Elimle düzelttikten sonra yine aynı şekilde fazla olan kısımlarını bir bıçakla keserek çıkartıyorum. Üzerine yine aynı şekilde reçel sürüyorum ve daha sonra hamurlarım bitene kadar hepsini aynı şekilde açarak bir sade bir kakaolu olmak üzere üst üste koyuyorum. Evet ben hamurlarımı tamamladım ve şimdi dördüncü katı yani son sade hamuru da üzerine koyarak fazla kısımlarını kesiyorum ve kurabiyemiz hazır sayılır. Artık dilimleme işlemine geçebiliriz. Evet son olarak hamurun kenarlarını güzelce düzeltip sıkıştırdıktan sonra kurabiyeyi baklava dilimi şeklinde kesiyorum. Ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Fakat sizler dilediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Küçük küçük kare dilimler şeklinde de yapabilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi bu şekilde baklava dilimi şeklinde de kesebilirsiniz. Bu arada fırınımı alt üst 170 derecede çalıştırdım. Fırınım bir yandan ısınırken kurabiyeyi dilimliyorum ve daha sonra önceden ısıtmış olduğum fırına pişmeye gönderiyorum Evet, kurabiyeyi aynen videoda gördüğünüz gibi üzeri pembeleşene kadar pişirdim. Kesmiş olduğumuz yerlerdeki açılmalar aralarında reçel kullandığımız için oldu. Fakat hiçbir sorun teşkil etmedi. Gönül rahatlığıyla reçel kullanarak yapabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor gerçekten. Fakat söylemiş olduğum gibi elinizde reçel yoksa hiç reçel kullanmadan da yapabilirsiniz. Evet, kurabiyeyi fırından çıkarttıktan sonra soğumasını bekledim ve üzerine bu sefer çilek reçelinin suyundan bir fırçayla sürdüm ve şimdi bolca hindistan cevizi serpiyorum hindistan cevizini de serptikten sonra kesmiş olduğum yerlerden bir kez daha bıçakla geçiyorum Ve dilimledikten sonra hemen bir tane çıkartarak sizlere yakından da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi görüntüsü harika oldu. Lezzeti ise bütün samimiyetimle söylüyorum ki kekle kurabiye arası harika bir lezzet oldu gerçekten. Eğer daha önce denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve ben çok eminim ki denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı da ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Bir başka tarifte görüşmek üzere, hoşçakalın.